hoş geldiniz. Bugün benim de çok sevdiğim bir yemek olan mantı mukbang yapacağız. Gördüğünüz gibi yoğurdunu, üzerine hazırladığım salça sosunu hepsini döktüm. Bu şekilde hazırladım ve mantı mukbangimize başlayabiliriz. Kullandığım mantıyı söyleyeyim. Dün A101'den toplu bir alışveriş yapmıştım. Onun da hatta videosunu çektim. Hangisini ne zaman önce koyarım bilmiyorum ama A101'den aldım. Dondurulmuş mantı olarak aldım. Fırınlanmış çeşitleri var. Dondurulmuşu var ama ben en çok bunu seviyorum. Markası da Nimet markasıydı sanırım. Onu aldım. Bugün de dedim hemen. Zaten şu an karantinadayız. Ondan dolayı ben de almışken hemen bunun videosunu çekmek istedim. Bugün bahsetmek istediğim birkaç tane farklı konu var. Bir tanesi dün izlediğim, Netflix'ten izlediğim bir tane filmden bahsetmek istiyorum. Çünkü çok sevdiğim bir film oldu ve onu tavsiye etmek istiyorum. Diğeri de YouTube kanalımın hala patlamamış olması ve hala kimseye ulaşamamış olmam. Kanalım açıldı yaklaşık 1 yıl oldu. Bu 1 yıl içinde ilk başta kendim yap türü videolar çekiyordum. Daha sonra işte bilgilendirici birkaç tane video çektim. Ehliyet nasıl alınır onları anlattım. Ondan sonra kendi hayatımla ilgili şeyler çekmeye başladım. Yaklaşık son bir aydır da böyle daha böyle sohbet edebileceğim, konuşabileceğim bir şey olduğu için ve yemek yemeyi de çok sevdiğim için mukbang çekmeye başladım. Yani konuşurken yiyemiyorum, ağzımda kalıyor. Ağzım bir köşesinde duruyor, ben konuşmaya devam ediyorum. Şöyle biraz yiyeyim. Nane yaprağı da koymuştum üstüne süs olsun diye ama ondan da yiyeyim şöyle. Normalde mantıyı ailemle yaşadığım evde olsaydım, şu an öğrenci evindeyim. Bütün böyle teyzemler, annemler, anneannem falan hep beraber toplanıyoruz. Genelde o şekilde yapıyoruz. Hani çok fazla yapacaksak. Ondan sonra teyzem açıyor. Kalanlar da biz hep beraber oturuyoruz ve o dürme işlemini yapıyoruz. O gün de birlikte yiyoruz falan. O kadar güzel oluyor ki tabii ki marketten gidip aldığımız mantıyla ev yapımı bir olmuyor. Yani evde olmuş olsaydım kesinlikle ev yapımı mantıyla bu videoyu çekmek isterdim ama maalesef öğrenci evinde olduğumuz için hazır mantıyla çekmek zorunda kaldım. YouTube konusuna geri döneyim. Neyse bir yıldır bir şekilde kategori değiştirdim, konu değiştirdim, bir şeyler yaptım falan. Ama sürekli ve aktif olarak bir video çekiyorum. Her konumda çekmeye çalışıyorum. Bilmiyorum hani güzel şeyler çektiğimi de düşünüyorum. Ama hala bir izleyici kitlesine ulaşamadım. İşte bir videom 10.000 falan izlendi. 20.000'e yaklaşan bir tane var. Onun dışında genel olarak böyle 100, 200, 300, 400 civarında bir izlemede sınırlı kalıyor. Bundan çok şikayetçiyim ve neden hala çok fazla kişiye ulaşamadığımı merak ediyorum. Bu konuyla ilgili objektif bir bakış açısıyla yorum bekliyorum lütfen. Ve onun dışında da sizlerden küçük bir destek bekliyorum. Bir iki tane arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Onun dışında yorum yaparak, beğenerek, paylaşarak ya da Instagram hesabınıza paylaşarak her ne türde olursa olsun büyük küçük desteklerinizi bekliyorum. Yardımcı olursanız bana bu konuda çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten artık daha fazla kişiye ulaşmak istiyorum. Ya da yanlış yaptığım işler varsa onları da söyleyebilirsiniz. Neyse bu konuyu geçelim. Bu arada bugün saçlarımı çok sevdi. İnce maşa kullanarak yaptım. Gerçi duştan çıktıktan sonra hani saçlarımı kuruttuktan hemen sonra saçlarımı yaptığım için hafif böyle nemliyken yaptım. O yüzden de çok fazla böyle tutmadı. Böyle hafif bozulmalar falan oldu ama çok uzun zamandır ince maşamı kullanarak böyle ince ince bir maşa yapmıyordum. Genelde daha doğal bir görünüm olsun diye kalın maşamı kullanarak yapıyordum. Üstüne bir de tarıyordum. Böyle daha doğal, hani doğal saçım o şekildeymiş gibi gözüken bir saçlarım oluyordu. Bugün böyle ince maşamla ince ince bir saç yapmak istedim. Böyle ince bir
dalgası olduğu zaman böyle daha sevimli bir kız oluyormuşum gibi hissediyorum. Bugün biraz öyle olmak istedim. Mantığımıza devam edelim. İlk ben maşamı 5. sınıfa giderken almıştım. O zamanlar hani şey yapıyordum, hatta o zaman sabahçıydık yanlış hatırlamıyorsam. Sabahları böyle bir saat erken kalkıyordum. Bir de o zaman hani maşam o kadar iyi değildi. Daha kötü bir maşaydı. Harçlıklarımı biriktirerek almıştım hatta. Sabahları böyle bir saat erken uyanırdım ve saçlarımı yapardım yani. Nasıl bir azimle yapmışım. Şu an mesela aynı şeyi hayatta yapmam zannetmiyorum. Ama küçükken bilmiyorum niye o kadar uğraşmışım. Hatta bir gün şey olmuştu, ödevimi yapmayı ya da götürmeyi unutmuştum. İlkokul öğretmenim şey demişti, her gün saçlarını yapmayı unutmuyorsun ama ödevini unutuyorsun falan demişti böyle. Çok üzülmüştüm. Onun dışında filmden bahsetmek istiyorum. Bu film aslında konusundan dolayı değil de ilk başta film apışından dolayı ilgimi çekti. La Casa de Papel'de oynayan profesörün bir filmi olduğu için dikkatimi çekti. Ondan sonra konusuna baktım. Benim en çok sevdiğim film kategorisi bilim kurgu kategorisi. Ben öyle filmleri çok seviyorum. İşte zamanda yolculuktur, bilmem nedir, hani o tarz konulara bayılıyorum. O yüzden hatta Dark dizisini de çok sevdim. Onu da bitirdim. İzlemediyseniz onu da öneriyorum. O da benzer bir konuda. İşte biraz da yiyelim. Yoğurdumda bol sarımsaklı yaptım. Bu kadar güzel oldu ki. Filmle ilgili böyle çok büyük detaylar vermeden genel olarak bir konusunu anlatayım. Bir aile evlerinin bir odasında, yani daha doğrusu küçük bir bölmesinde bir televizyon ve içinde de kasetler buluyorlar. Ve daha sonra birlikte onu izliyorlar ve gitar çalan bir çocuğun işte videolarını falan görüyorlar kasette. İzliyorlar falan. Daha sonra kapatıyorlar ve o gün, filmin ismini söylemedim. Filmin ismi Fırtına Anı. O günde hava fırtınalı, bir fırtına var. O gün işte yatıyorlar, uyuyorlar falan. Sonra kadın televizyondan ses geldiğini duyuyor ama kesinlikle açık olmadığından eminler. Sonra bakıyor ve yine o gitar çalan çocuğu görüyor ama görüntünün kasetten gelmediğini, canlı olarak geldiğini görüyor. Yani yaklaşık kaç yıl öncesiydi? 10 yıldı galiba. 10 yıl öncesinin 10 yıl öncesini görüyor, yani canlı olarak görüyor, yani kaset kaydı olarak değil. Ondan sonra çocuk da bunu görüyor ve birbirlerini yani görüyorlar 10 yıllık zaman dilimi olarak. Daha sonra işte konuşuyorlar falan. Kadın da bir gün önce komşularını ağırlıyor ve o çocuğun aslında yani oturdukları evde eskiden o çocuğun oturduğunu ama çocuğun çok küçükken, yani o kaseti çektiği zamanlarda çocuğun öldüğünü öğreniyorlar. Ve daha sonra kadın geçmişte olan çocuğu o an gördüğünü anlayınca ona yardım etmek istiyor. Şey söylüyor işte, öldüğünü bildiği için işte şuraya gitme, şöyle yapma gibi tavsiyeler veriyor. Ve bu şekilde zamanla, yani geçmişle oynamış gibi bir şey oluyor ve bunun sonucunda da çeşitli şeyler oluyor. Artık daha fazlasına girmiyorum. Daha fazlasını izlediğiniz zaman görürsünüz. Bu arada bu filmi Netflix'te izledim. Oradan bulabilirsiniz. Mantımı biraz bulamaç gibi karıştırdım şöyle. En başta öyle yapmak istemedim şimdi karışık gözükmesin diye, ama ben normalde mantıyı yerken direkt bu şekilde karıştırırım. Öyle yerim. Şimdi biraz öyle yapayım. Bu arada beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz Instagram adresimi de aşağıya bırakacağım. Ayrıca biri geçen yorumlarda şey söylemişti. Ben şimdi öğrenci evinde kalıyorum ya. Onunla ilgili bir aylık öğrenci evinin gideri ne kadardır falan gibisinden bir soru sormuştu. Bir gün de onu çekmek istiyorum. Bununla ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa da sorarsanız videomda onlara da cevap vermek isterim. Şeylerden bahsetmek istiyorum, işte ev arkadaşıyla yaşamak nasıl bir şey, işte öğrenci evine çıkmak nasıl bir şey ve bu genel olarak giderlerinden bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlara yazın, onlardan da bahsetmek isterim. Şimdi ben kalan mantımı yiyorum, bitiriyorum ve ondan sonra videoyu kapatalım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi önerileriniz olursa ve destekleriniz olursa çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.